Arkadaşlar selamünaleyküm. Dersten geliyorum, size bir canlı yayın yapayım dedim. Hem bir soruya cevap vereyim. Size de faydası olur zannıyla hem de sohbet etmiş olurum. Uzun yoldan geliyorum. Dersten gidiyorum şimdi. Sordular, dediler ki, abi bu toplum nasıl düzelecek? Bu toplum nasıl düzelip de İslamiyet gelecek? Bu toplum nasıl ıslah olacak? Gittikçe bozuluyor gibi geliyor, dediler. Mutlaka sizin de bir cevabınız vardır. Ama cevaplar uzun olur diye ben bir örnek verdim. Ondan sonra bu soruyu Filistin kurtuluş için mücadele eden bir şeyh var. Allah rahmet etsin. Şehit etti İsrail. Arabada, tekerlekli arabada belden aşağı yoktu. Belden aşağı da gene bombayla o hale gelmişti. Gene tekerlekli arabada şehit etmiş. Bu soruyu ona sormuşlardı da çok ilgimi çekmişti. Bu sorunun da cevabını o vermişti. Güzel olmuştu. Şöyle demişti, şöyle bir örnek vermişti. Bu millet nasıl düzelecek? Nasıl İslam hakim olacak vesaire? Çok soruya cevap olacak gibiyim. Bir de benim psikolojim nasıl düzelecek? Ailemde nasıl şey yapacak? Nasıl düzgün olacak? Yani çok soruya cevap niteliğinde güneş gibi bir cevap. İnşallah fazla uzattım. Cevap şu. Diyor ki gemide binlerce insan var. Büyük bir gemi, çok büyük gemi. Her türlü şey var geminin içinde. Aylarca sürecek bir seyahatteyiz. Fırtınaya tutulsa gemi. Fırtına. Tamam. Gemide yolcuların cesaretli ve gemi ve deniz bilgisi olması istenmez. O kadar mühim değil. Yani fırtınadan geminin kurtulması için kaptan cesur ve bilgili olsun yeter. Anladınız mı? Koca gemide binlerce insan bilgili ve cesur olsa, kaptan bilgili olsa cesur olmasa, cesur olsa bilgisi olmasa yine bir işe yaramaz. Gemi fırtınadan kurtulması için kaptan bilgili ve cesur olursa, yolcu bilgili ve cesur olmasa da olur. Gemide bulunanlar cesur ve bilgili olmasına o kadar mühim değil. Kaptan yetiyor. Anladık mı? Psikolojik noktasına nedir? Senin öz güvenliğini temin eden imanın var, Allah'ın var. Sıkıntılar senin değil ki. Sıkıntıdan sıkılıyorsun. Sıkıntıdan sıkılıyorsun da. Şimdi vesveseni niye vesvese etmiyorsun? Bunlar senin değil ki. Eğer sıkıntı senin olsaydı sıkılmazdın. Yani bu bedende sen olmadığını, Allah Resulü'nün tabiriyle şeytan da var olduğunu biliyorsun. Var 18 bin alemin temsilcileri var. Sıkıntı onlardan geliyor kardeşim. Dertler bana dermanıymış. Basamak yap git. Yani şu gemide kaptan bir şey yetiyor. Senin imanın, senin bunları bilmen yetiyor. Bütün duyguların mükemmel olmasına gerek yok. Sen aklen ve kalben itikadın var mı? Dünya alemi kemli fesat mı? Zıtların karması mı? Hem iyilik hem kötülük beraber mi? Tamam. Tamam, mesele yok ki. Dünyada her halükarda mutlu olan olunamayacağını bilmem yetiyor. Bu bilgi kaptanın bilgili ve cesur olması gibidir. Diğerleri otomatik zaten trenin lokomotifi gibi gerisi gelir. Geceniz mübarek olsun. Dua etmeyi unutmayın. Ben de size dua ediyorum. Rabbim ikinci anda aziz eylesin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzı afatlardan sizi sevenleri, çoluk çocuğunuzu, evlad yerinizi muhafaza eylesin. Şu anda dersten geliyorum. Allah'ça makbul olmuşsa inşallah ya Rabbi, dersin hürmet ve hatırına ya Rabbi benim Müslümanlarıma, benim nurcularıma yardım eyle. Hizmet-i imaniyede onları kayım ve daim eyle. İmanla, Kur'an'la, aşkı Kur'an, aşkı peygamberle
ötelere göçmeyi nasip eyle. Ya Rabbi amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Şunda dersten geliyoruz. Bu dersin hatırına Allah'ım şahs-ı maneviden hissemizi ziyade eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Gecenin bu hürmetine ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Müslümanlarıma yardım eyle. Nurculara yardım eyle. Hizmetlerini kolaylaştır ya Rabbi. Çoluk çocuklarını süfyaniyetin şerrinde muhafaza eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhuna, bütün geçmişlerimizin ruhuna, sevdiklerimizin ruhuna, evladı ailemizi, kendi ruhumuza, sağ ol onların hepsinin ruhlarına. El Fatiha.